Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte 5'in 7. bölümüne hoş geldin. Feed the Köfte 5'in zamanda yolculuğa çıktık, evet. Feed the Köfte 3'ün 5. bölümüne, yok 5. bölüm değil 7. bölümüne hoş geldiniz. Evet, ben bugün bir 5'e taktım. Sabah sabah 5'e takmış durumdayım, evet. Evet. Güzel bir gün. Burayı gece burada bırakmıştım. Bu kadar kol kokum oldu. Şurada 90 kova, şuralarda da 12'şer 12'şer kovalar. Kreosot oil'im var. Bana uzun bir süre yeter diye düşünüyorum. Ya da en azından bir süre. Ve tabii ki de kendime birkaç malzeme yaptım. Kendime yeni bir tool yapmam lazım. Bir ekskavatör. Ve ekskavatörümüz hazır. Bunun yanı sıra gece ne yaptım? Orkun, gece ne yaptık? Gece mi? Bence sabah demelisin. hoş geldiniz. Merhaba. YouTube'a selam deyin. Merhaba. Selamlar. Anne, ünlüyüm anne. Neyse, ne diyordum. Bütün gece Orkun'un mob spawner'ında yaratık keserek buna level atlattım. O zaman ekskavatörümüz hazır. Bakalım buralarda bir şey kalmış mı, bırakmış mıydım? Hayır, bırakmamışım. Çünkü hepsini ben buraya atmıştım. Evet, bu arkadaşlarımız hazır. O zaman Refined Storage, gel bakalım. Come here my friend. Bakalım en üst level'ını yapabilir miyim? Şimdi bana silikon lazım. Bölücü ver. Şimdi evet. Şimdi ...16K storage'a girişelim şimdiden. Değil mi? Yani bizde 5-6 stack quartz vardı köfte. Biz onunla yaptık 2-3 tane. Sende milyonlarca olduğuna göre. Bende çok fazla... Bende Certus quartz var bolca. Henüz... Yalan! Applied Energy 6'e girmedim. Nether quartz çok fazla yok. Kreatife geçip alıyorsun, hadi. Tabi. Of, o tarz yorumları özledim ya. Ciddi. Köfte yalan söylüyor, geceleri kreatifte dolaşıyor. Tabi. En büyük zevkimdir. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? En ufak bir fikrim bile yok. Bir şeyler yapıyorum ama. Evet, bir şeyler yapıyorum ama. Tamamdır. Bu kadarı sanırım. Şimdi. Bana bolca glass lazım. O yüzden ekskavatörü yapmıştım ben, değil mi? Unutmadan bölüm arası yaptığım bir şey daha. Tier 4 jetpack. Ve hala hafif pişmanım. Fazla hızlı. Hani aynı sebepten zamanında benim bir tane drill'i upgrade etmediğimi hatırlıyor olmanız lazım bu arada. Ve sanırım düştü. İnternetim azıcık patatese dönüştü. Herkes burada mı? Evet. Evet. Tamamdır. Biz geleceğiz abi Discord'a. Sonradan geleceğiz. Yazmıştın da altta.
İşimiz var da geliriz. Ha, tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. Ekskavatörümüzle. Kendisi Hammer'ın shovel versiyonu. Bu arada bu ekskavatör ismi de Fit Köfte 2'den çıkma. Düşününce. Evet. Şimdilik bu kadar sand yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten evimin yanında çöl var. Rahatım. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi segment değil. Ha. Alloy Fern. Evet, camlarımız ola dursun. Kalan 3 tanesinde. Evet, bu tarz ufak bilgileri de verdikten sonra yapmamız gereken başka bir şeyler. Storage housing yapmam gerekecek. Destruction core. Ve şimdi Destruction core quartz istiyor bir tane. Ve diğeri neydi? Construction Core Glowstone istiyor. Bir tane. Gel bakalım. Ve bolca quartz iron gerekecek sanırım. Evet. Bakalım başka neye ihtiyacın var senin? İki tane storage housing. Redstone. Ve glass. O storage housing'lerden başka gerekecek ama olsun. Evet ve bir adet disk drive'ımız var. Şimdi bu disk drive nedir? Yenir mi, içilir mi? Kendisi tamamen diskleri barındıracağımız bir şey. Peki diskler ne işe yarayacak? Applied Energy 6'ı bilenler disklerin ne işe yarayacağını şu an çoktan anlamış durumda. Ama bilmeyenler için basitçe anlatalım. Kendileri tamamen item depolayacağımız bir zımbırtı. Evet, şimdi neyim yeterli değil? Redstone'um yeterli değil tabii ki de. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Redstone'um yeterli. Sadece blok formundalar. Ha, basic prosesöre yetmedi. Tamamdır. İşleriz biz de. Ayıpsın yani. Evet. Şimdi iki tane 16. Üçüncü 16K'da oluşacak. Ondan sonra bir tane 64K elde edeceğim. Yay! Evet. Bu tamamen geçici depolama sistemi olacak. Asıl eve geçtiğim zaman bu şeyi Applied Energy 6'e çevireceğiz. Ancak Applied Energy 6 biraz daha sabit olması gerektiği için ve tabii ki de yatalım. Ah. Evet. Applied Energy 6 biraz daha sabit olması gerektiği için onu geçici evimde kullanmak istemiyorum. O yüzden de bu şekilde
var yapılabilirsin. Tamamdır. Bunlar ola duruyor. Başka neye ihtiyacım var? Benim grid'e ihtiyacım var. Değil mi? Değil. Tam olarak bunu bekliyordum. Birinin D demesini. Manu'dan gelen bir alışkanlık. Tahmin edebiliyorum. Ve voilà. Bir adet gridimiz var. Peki grid nedir? Itemları görebilmemizi sağlayan bir zımbırtı. Fakat şu an içinde herhangi bir depolama zımbırtısı olmadığı için herhangi bir item göremiyoruz. Ve ben bunu upgrade edeceğim. Crafting grid yapacağım. Evet, fazladan crafting table'ım vardı şurada bir yerde. Hayır, bunları buna çevirmiştim. Yok, senden almayalım, senden alalım. Tamamdır. Aslında... Tamam, bunlar yapılabilirsin. Hazır olanları da bir alayım. Şimdi ne yapacaktık? Şundan eksikti değil mi? Bir tane daha lazım. Tamamdır, bu yeterli olur. Ve 64K storage part. Ve ben bunu storage diske çevirmeliyim. Burada varmış, tamam. Ve valla bir adet 64K storage diskim var. Ve tabii ki de bunu... Sen disk manipulator mı yapmışım ben? Tebrikler bana. Disk drive yapacağıma disk manipulator yapmışım. Bravo. Hani yüksek yetenek isteyen bir şey başarmış olabilirim. Ah, bir adet low tier item yapacağıma end tier item yaptım. Yani end tier up değil ama gene daha yüksek bir tier. Her yiğidin harcı değil lütfen. Sen köftesin. Büyük düşün diyorsun. Herkes onu dediği için o kısmını demedim. Evet, şimdi. Grid. Seni nasıl upgrade ediyorduk? Advanced ve crafting table. Crafting table. Advanced. Seni nasıl yapıyorduk? Advanced ve chest. Chest'im var mı? Çok güzel bir soru. Var. İçinde bir tane Aqueous Accumulator olan bir chest ama olsun. Chest chest'tir. Çok kurcalamayın. Quantum Query iş görür mü? Bilmiyorum. Görür olması lazım. Ve Aqueous Accumulator değil. Crafting Grid. Ve... Dın dın, dın dın, dın dın, dın dın. Hadi seni bekliyorum, seni bekliyorum. Evet. Valla. Nasıl dur? Seni bu şekilde koyalım. Bu arada makineler birbirleri arasında iletişim kurabiliyorlar. O yüzden direkt bolosama takabiliyorsunuz. Ya da aralarına kablo koyabiliyorsunuz. Bunun kablosu nerede? Bunun kablosu nerede? Heh, buradaymış. Evet, şu external storage'da bayağı işime yarayacak bir arkadaş. Evet, şimdi. Ne yapıyoruz?
Bunun için gereken benim birkaç... Bu arkadaşla bolca kullanacağım birkaç zımbırtı var. Aa tabii bunun içine diski atmazsam tabii ki de koyamam. Evet. Seni atalım. Ve gördüğünüz gibi hepsi bunun içerisinde depolanıyor. Ah. Evet. İşin keyifli kısmını geçtik. Mesela işin keyifli kısmı bu muydu da? Neyse. Ve şimdi bana bir tane external storage lazım. Seni nasıl yapıyoruz? Importer değil. External storage. Pulverizer gel. O redstone furnace. Güzel pişirmişsin. Pulverizer'ı. Gel bakalım. Evet. Nasıl senden 4 tane yapayım ya. Ve diğeri neydi? Quartz tabii ki de. Bu modda en fazla ne kullanıyoruz? Quartz ve iron. Ve silikon. Ha, bu arada quantum core için endstone lazım. Ha ne güzel. Bir ara beraber gideriz topluca. External. Hemen gidip yerini bulmalıyım. Evet. Bu arada artık Dragon'ı yeniden spawn edebiliyorduk değil mi? Öyle bir şey vardı evet. Biraz da redstone alalım. Oha re. Blok formun dışındaki bütün redstone'larımı harcamış mıyım ben? Evet harcamışım. Ta 36 kablo yeterlidir şimdi. External storage. İki tane de chest lazım. Evet ve external storage'ımız hazır. Peki external storage nasıl çalışıyor? Ups. Ups. Evet kırdık. Ama her şey duruyor çünkü her şey diskin içinde saklı. Şimdi bana bir tane chest lazım. Sen güzel bir denek ayıklısın. Şimdi chest'imiz burada. Ben external storage'la bunu buna bağladım. Tamam. Şimdi burada olmayan bir item bakalım. Mesela quartz burada yok. Artık var. Evet, external storage'ın bütün olayı direkt bunu okuması. Sanki disk dikmiş gibi harici bir veriyi okuyabiliyor. Ve burada öncelik kısmı devreye giriyor. Priority. Önceliği yüksek olanın önceliği yüksek oluyor. Demin söylediğim cümleyi açıklamak isteyen var mı? Ben pas diyorum. Ya basitçe önceliği yüksek olan blok bloğa daha önce daha doğrusu buradan koyduğumuz itemlar önce yakın olana gidiyor. Ancak eğer birinin önceliği yüksekse önce ona gidiyor. Yani bakalım sana bir diyelim. Bir saniye. Tabii set demezsem olmaz. Şimdi bunun içinde bir şey yok. Quartz'ı buna atalım. Voila. Önce buna gitti. Fakat bunun içerisinde bir filtreleme yaparsak whiteness filtrelemesi quartz gidecek bunun içine. Fakat bu gitmeyecek. Bunun yanı sıra şimdi şu diskin içinde var. Bunun whitelist'ini kaldırdım. Bunu attık. Aa buraya gitti. Platinum disk mantığıyla çalışmıyormuş bu. İlginç. Çok ilginç.
biraz farklı çalışıyor. Tamamdır. Peki ben bu external storage'la ne yapacağım? Bir tane external storage'a ihtiyacım var. Sadece bir tane. Evet. Yanlış duymadınız. Sadece bir tane. O da... Drawer controller kullanmak için. Şimdi bana bir tane drawer lazım. Bir tane chest ver. Evet, drawer. İki tane redstone comparator. Redstone'un var mıydı burada? Heh, tam yeterli sayıda var. Ve tabii ki de bolca da stone. Bir diamond. Voila. Bir adet drawer controller'ım var. Peki bu drawer controller nasıl çalışıyor? Güzel soru değil mi? Di. Di 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 di. Tamam şimdi buradaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Şimdi şöyle bir bağlantı kuralım. Buradaki bağlantıyı nasıl kuracağız? Şimdi şöyle bir bağlantı kuralım. Çok güzel bir cümle. Bugün çok güzel cümleler kuruyorum. Benim daha fazla uyumam lazım ya da daha az uyumam lazım. İkisinden biri. Muhtemelen daha az. Bu arada end'e gidersem geri dönüşüm nasıl olur? Ejderhayı öldürmek. Ya da teleporter. Bulmuş olabilirim de o yüzden. Hatta buldum. Ooh nice. Not it. Evet. Şimdi. Waypoint bundan... atıyorum. Tamamdır. Evet şimdi. Drawer controller'ı bağladık ve şurada. Pulverize coal, acacia wood ve oak wood'umuz var. Evet. Burada bakıyoruz. Hepsi burada var. Evet. Basitçe... Madenlerimdir, şudur budurundur, hepsini drawer'lara bağlayacağım ve sadece bir tane drawer controller'la hepsini barındıracağım. Bunun yanı sıra geri kalan her şey ise disklerde yer alacak. Evet, basitçe şu anki depolama sistemim en basit haliyle bu. Drawer'lar burada yer alacak. Ve hepsi bu kadar. O zaman ne diyoruz artık? Gerçi hala biraz süremiz var. Bu süre içerisinde ne yapabiliriz? Gençler? Biz mi? Yani ne yapabiliriz diye sordum. Fikir istiyorum. Bilemedim ki. Buldum. Girebileceğim bir mod vardı benim değil mi? Girmeyi düşündüğüm. Biri daha uyursa gireceğim. Eğer biri daha. Ben çok uzayım. Ben gidiyorum. Tamam. Pardon. Evet. Immersive Engineering. Şimdi Immersive Engineering'de neye ihtiyacım var benim? Engineer's Workshop. Workbench'e ihtiyacım var değil mi? Diye düşünüyorum. Gençler bilgi verin. Onu emin değilim ya. O silahları falan yapmak için mi sanırım? O zaman ben engineer... İlk yapacağın şey... Cokehoven. Cokehoven'ı çoktan Cokehoven. Yaptım. O zaman... Direkt yani, enerji yapacağım. Depola. Evet. Neyse o zaman başka bir moda girişelim.
Hangi moda giriş şeyimi buldum? La. Ha. Evet, bu moda girişeceğim. En sevdiğim. başlangıcı... What? Ben neyden damage aldım? Evet, botanya çiçeklerini toplamakla başlayalım. Ve botanya çiçeklerini toplamak demişken, öncelikli olarak yapmam gereken bir zımbırtı var. Gel buraya botanya, sevgili botanya. Dünyanın en seksi modlarından biri. Hani cidden. Oyuna o kadar eklediği şey, güzel şeyler var ki. Artı bir. Hani insan özlüyor o, onunla oynamadığı takdirde. Evet. Tabii item'ın adını hatırlasam çok daha güzel olabilirdi. Çiçekleri topladığımız bir bag vardı ya. Ha, onu ben hatırlamıyorum. Bende var da ismini hatırlamıyorum. Kimse bu adını hatırlamıyor item'ın. Ha. Flower pouch. Bir saniye. 4 tane bul. Pardon, 5 tane bul. Ve sen gel bakalım. Valla bir adet flower pouch'um var. Ve yapmam gereken başka bir şey daha var. Bir tane saplingle bir tane bulku birleştirmek. Çok güzel bir şey yapmam gerekiyormuş değil mi? Değil. Ve Rexica Botania. Evet. Rexica Botania nedir diye soracak olursanız, kutsal bilgi kaynağımız Botania'da. Ve unutmadan flower pouch'u size hızlıca bir gösterelim. Kendisi çiçekleri tutuyor. Bu. Evet, o zaman sanırım burada bölümü bitirebiliriz. Ben bölüm arası ne yapacağım? Bölüm arası çiçek toplayacağım, şu depolamayı taşıyacağım vesaire vesaire. Ve geldiğimizde çok güzel manzaralarla karşılaşacağız. Ah, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.